Mehdi Aleyhisselam. İkinci bölüm. Sallu ala tabib kulubina Muhammed, Allahu salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii zunubina Muhammed, Allahu salli aleyhi ve sellem. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş olduğu, indirmiş olduğu haberleri, ki bunların hepsi vahidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma entiku anil heva, kafadan konuşmaz, keyfinden konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Hepsi kendisine vahyedilen, Allah tarafından bildirilen bir vahiyden ibarettir. 1400 sene evvel bunları buyurdu. 1400 küsür sene evvel. Bundan ne kadar sonra olacak? Bu da belli değildir. Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili alametler, İsa Aleyhisselam'ın inişi, Deccal'ın çıkışı vs. bu derslerde sırayla sayacak olduklarımızın hepsi vahiydir. Çünkü bunlar çok seneler sonra vuku bulacağı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre gayiptir. وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ اَحَدَى اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ Allah gaybine kimseyi muttali kılmaz, ancak sevip seçtiği, razı olduğu Resullerine gaybı bildirir. İşte Allah-u Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem gaybden haberler vermiştir. O da bize bu haberleri bildirmiştir. Biz de size şimdi okuyoruz. İnşallah bu sohbetler kalıcı olacaktır. Bunlar eser mahiyeti taşıyacaktır. Ve bizden sonra tabii teknolojinin de ilerlemesiyle Allah bir mani vermezse, Allah'ımız Celle Celaluhu sizlerin de bereketiyle, ihlasıyla, bu sevgisi, bu muhabbetiyle, bu Allah için attığı adımlar vesilesiyle Allah Teala yüzlerce sene ardımızdan gelecek nesillerimize, ümmetlere bu eserleri yine aynı böyle konuşacak şekilde saklayacaktır inşallah. Bu hayırlar, bu haseneler, bu sevaplar, bu mükafatlar size yazılacaktır. Çünkü siz sebep oldunuz. En büyük duamız da bizden sonra inşallah niyet ediyoruz, yüzlerce sene daha bu sohbetler sürecek, bu eserler bozulmadan devam edecek inşallah. Allah ardımızdan bu hizmetleri yürütecek, hayırlı halefler halk edecek, yaratacak inşallah. Bizim derdimiz sade bugün olmasın, sade biz olmayalım. Kim bilir bizden sonra da niceleri yolunu şaşıracak, niceleri haber soracak, doğru ilim arayacak, kaynak eserler arayacak, çok ihtilaflar çıkacak, çok kargaşalar yaşanacak, çok Mehdi'yim diyen çıkacak, fitneler diz boyu, karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak, milletin dini imanı yağma olacak. Öyle zamanlar gelmeden, şimdi biz elhamdülillah sahip olduğumuz bu emniyeti, bu hürriyeti, bu imkanları, bu haberlerin neşri yolunda harcarsak inşallah, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu gayretimizi zayi etmeyecek inşallah. Şimdi Hazreti Mehdi'nin çıkışının yaklaştığına delalet eden emareler ve Hazreti Mehdi'nin tanınacağı alametler bahsinde kaldık. Bu gecede size onları inşallah sayacağız. Evvela Hazreti Mehdi'nin tanınacağı alametler bahsindeyiz. Bugün bile Mehdi olduğunu iddia eden, Mehdi olduğuna inanılan insanlar var. Bunların hiçbirinde bu alametler uzaktan yakından yok. Fakat öyle cahil bir toplum var, hiç hadis dinlememiş bir millet var, önüne gelene Mehdi diye tabi oluyorlar. Bu adamlar televizyonlar kuracak kadar bütçelere malik oluyorlar. Tabi batılın destekçisi çok olur, başta şeytan var. İnsanlar da batıla merak olur. Batıl yola para vermeye de merak olur. Hak yola vermekten kaçınırlar, batıl yola saçarlar. Bunlar yayın organları kurmuşlar. Adam bana vahiy geliyor diyor, peygamberlere namaz kıldırıyorum diyor. Ben Mehdi'yim diyor. Böyle insanların elinde trilyonlar ayarında bütçeler var. Neşriyat yapıyorlar, kitaplar dağıtıyorlar. 10 milyona mal edemeyeceğin kitabı binlerce bedava dağıtıyorlar. Bunların şey nereden geliyor? Değirmenin suyu nereden geliyor? Araştırdığın zaman ilginç bağlantılar çıkıyor, derin bağlantılar çıkıyor. Çünkü neden? Bunların İslam'ı karıştırdıkları, hakkı batılla karıştırdıkları, gerçek Mehdi'ye millet inanmasın diye böyle sapık Mehdiler çıkararak
milleti karıştıracakları bazı şer güçler tarafından, lobiler tarafından, localar tarafından tespit ediliyor. Kimde bu kabiliyet var, kimde bu inandırıcılık var, kimde bu sahtekarlık var, kimde şeytanın eli var, desteği var. Bunlar onları biliyorlar. Onlara bayağı olanaklar sağlıyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Ve bu insanlar da şimdi Türkiye'de de var, dünyada da var. Birçok sahtekar Mehdi adına çıkmıştır. Çıkmaya hazırlananlar var. Yakında bilmiyorum, tabi duyabilirsiniz. Bir kısa zaman içinde belki de şaşıracağınız şeyler olacak. Bazı insanlar Mehdiliğini ilan etmek üzere hazırlanmış durumdalar. Ama inşallah bu ders onların foyalarını meydana çıkaracak. Hakkı batıldan ayıracak. Muhammed Mustafa ayıracak sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde bir şey yok. Siz de bunları dinleyeceksiniz. Uyanık olacaksınız, şuurlu Müslüman olacaksınız. Önüne efendim gelenin peşine gitmeyeceksiniz. Ben Mehdi'yim diyene dur bakalım sende ne alamet var kardeşim diye sorma cesaretini kendinizde bulacaksınız. Bilmeseniz ne diyebilirsiniz? 3-5 de adam peşinde olursa, uçuyor kaçıyor diye de efendim size bir yalan uydururlarsa, siz de hemen etkilenirseniz ne olacak? Helak olursunuz. Onun için inşallah bu ders bize bir tiryak olacak, bir deva olacak, bir ilaç olacak. Şimdi, evvela emmel alamat femina sayacağız. Alametlerin birincisi ennemâ ukamîsa rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme ve seyfehu ve râyetehu min murtun muhammeletin muallemetin sevda. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek gömleği, mübarek kılıcı ve mübarek sancağı. Sancağı da tarif ediyor. Kadife kumaştan, siyah kadifeden ve nişanlı, üzerinde böyle nişanlar var, belirtiler var, noktalar var, alametler var. Bu mübarek sancak Hazreti Mehdi'nin yanında bulunacak. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği şerif, hırkayı şerif değil, gömleği şerif, iç gömleği ve mübarek kılıcı ve sancağı. Fiyâ hücerun. O sancakta bazı köşeleri var, bölümleri var. Lem tünşer mündü tüvfiye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra o sancağın, tabi biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç sancağı var. Bir tane sancağı yok. Ama Hazreti Mehdi'nin çıkaracağı sancak, yanında bulunduracağı sancağın farkı var öbür sancaklardan. O da nedir? Bazı köşeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği edeli hiç açılmamış o sancak, böyle bohça şeklinde dürülmüş duruyor. Ve la tünşeru hatta yahrucel Mehdi. Mehdi çıkana kadar da o sancak nerede duracaksa, şu anda Topkapı Sarayı'nda veya şu sarayda veya şu müzede değil, özel elde. Tabii özel ellerde neler var şu anda biz bunu bilmiyoruz. Sahabe-i kiramdan, tabi-i izamdan, torunlara, oralardan tabii bazı hak eden zevata nasıl intikal ettiğini. Tabii burada Allah-u Teala Hazreti Mehdi'ye keramet olarak da onlar ona bize intikal eden sakalı şerif gibi birisinin vermesiyle intikal etmeyebilir de Allah-u Teala keramet olarak direkt de ona gönderebilir. Bir insan bir sabah kalksa bakabilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı yanında durabilir. Allah-u Teala bunu keramet olarak dilediği velisine ihsan edebilir. Hazreti Mehdi'yi de yalnız tabii bu hususta ben size bir nas, bir delil okumuyorum. Yalnız ben diyebiliyorum ki bu hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gömleği, kılıcı ve sancağı onun yanında olacak. Yalnız sancağın alameti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez dürülmüş. Ondan sonra o sancak hiç açılmamış. Aslında sahabe-i kiramın seriyelerinde harbe çıkarttıkları ordularda Hulefai Raşid'in zamanında olsun, ondan sonra olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı harplere katılmıştır. Bereket olsun diye tabii aynı sancağı dört halife zamanında da ordular taşımıştır, ama birkaç sancak vardır. Birçok sancak vardır. Bu sancak Hazreti Mehdi'ye nasip olacak sancak hiç açılmamış. Kainat Efendisi vefat eder etmez toplanmış ve Mehdi Hazretleri
çıkıncaya kadar, kendisini ilan edinceye kadar da o sancak hiç açılmayacak. İlk olarak Hazreti Mehdi o sancağı açacak. Mektubun ala ra'ati el bey'atü lillah. Sancağın üzerindeki yazı biat Allah'adır. İtaat Allah'adır. Ahdü biat, itaat sözü, teslimiyet sözü, boyun eğme sözü Allah'a aittir. Bir insan Resulullah'a biat edenler aslında kime biat etmiş oluyor? Allah'a biat etmiş oluyor. Bir mürşide intisap edenler, onunla biatlaşanlar aslında kiminle biatlaşmış oluyor? Allah ile biatlaşmış oluyor. Çünkü Fetih Suresi'nde Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billahi innellezine yubayi'uneke innema yubayi'une Allah. Habibim, seninle biatlaşanlar, sözleşenler, el ele tutuşanlar, zorlukta da, darlıkta da, zenginlikte de, fakirlikte de, Allah yolunda, malımızla, canımızla cihad edeceğiz, gayret edeceğiz diye söz verenler aslında kiminle biatleşmiş oluyor? Allah ile biatleşmiş oluyor. Yedullahi fevka eydi. Allah'ın yedi kudreti, yani kudret eli. Bizim gibi eli yok. Bizim gibi eli var diyen kafir olur. Ama eli var mı? Var. Şekli var mı? Yok. Allah'ın kudret eli. Bu bir manadır. Allah-u Teala'nın gücünün sembolüdür. Onların ellerinin üstündedir diyor. Nasıl ki sen bir şey efendinin eline tutuyorsun. Efendi Hazretlerine biat ediyorsun. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram biat ediyor. Aslında o biat kime yapılıyor? Allah'a yapılıyor. Çünkü aslında itaat kimedir? Ne şeyhedir, ne hocayadır, ne peygamberedir. İtaat aslında kimedir? Allah'adır. Ama Allah kime itaat emretmiştir? Peygambere itaat emretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurmuştur? Alimler benim varislerimdir. Meşayih Allah dostları, Resulullah'ın vekil olduklarından onlara da itaat edilir. Ama onlar vasıtalı itaatlardır. Aracılık anlamındadır. Yoksa gerçek manada kayıtsız şartsız teslimiyet ve itaat ve hüküm ancak Allah'a aittir. Onun için el-bey'atü lillah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi'nin yanında bulunacak olan sancağı şerifinde yazılan yazı, artık siz de Arapça okuyabiliyorsunuz, o kadar Kur'an okuyorsunuz işte. El-bey'atü lillah, bu yazıya bakacaksınız, bu yazıyı arayacaksınız. Biat Allah'adır yazısıyla karşılaştığınızda tabii ki işler değişecek. Ve minha, ikinci alamet. Bu alametler neyi anlatıyor? O zatın gerçekten vaat edilen Mehdi, muntazar, beklenen Mehdi olduğunu bize tanıtıyor. Şaşırmamamız için açık nişanlar belirtiliyor. Enne alâ râsî gamâmeten, mübarek başında bir bulut peydalanacak. Fiyâ münâdin yunâdî. Bulutun üzerinde bir münadi seslenecek, dellal bağıracak. Bu sesi herkes işitecek. Yani siz Müslümanlar, hepimiz sağ olsak, o vakitte bulunsak, o buluttan gelen sesi duyacağız inşallah. Tabii ki mesele inanmaktır. Ben korkuyorum. Şimdi Hazreti Mehdi'yi bekleyenlerden bazıları Hazreti Mehdi geldiğinde bu değil deyip inkar edebilirler. İşlerine gelmeyebilir Hazreti Mehdi'nin getireceği yol. Bak şu anda İslami cemaatlerden kime sorsanız, tabi Hazreti Mehdi'yi inkar edenler de var. İnkar edenlerin uğursuzluğu başlarına döner. O ayrı dava. Onlar zaten ehli sünnet olamazlar. Ama ehli sünnet vel cemaat olan cemaatlerden hepsi de Hazreti Mehdi'yi beklemektedir. Velakin Hazreti Mehdi geldiğinde, sünnet seni ihya ettiğinde onların çoğunun işine gelmeye bilir. Ve bu değildir demeye kalkabilirler. Bu neye benzer? Korkarım, Allah muhafaza buyursun. Yahudilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i beklemelerine benzer. Yahudiler yüzlerce sene, binlerce sene Tevrat'ta vaat edilen ahir zaman peygamberini beklediler. Ve kitapsız müşriklere karşı ve kânû yesteftihûne alellezîne keferû. Dinsiz kitapsız müşriklere karşı, Mekke müşrikleri olsun, diğer Arap kabileleri olsun, diğer dünya üzerindeki şirk toplumlarına karşı, ahir zamanda gönderilecek olan Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hürmetine Allah'tan yardım isterler. Harplere gittiklerinde
Kafirlerle harp ettiklerinde o zaman onlar ehli kitap. O zaman onlar Allah'tan gelen hak din var. Tevrat. O zaman o kitabı okuyorlar. Ahir zaman peygamberin sıfatlarını buluyorlar. İsmi orada yazıyor, hepsi yazıyor. Faran'dan çıkacağı, Faran, Tevrat'ta Faran yazıyor. Faran Mekke'nin adı. Faran'dan çıkacak. Bütün hepsi belirtilmiş. Kitabı açıyorlar, Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı açıyorlar. Parmağını nereye koyuyorlar parmaklarını? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ismi şerifini ve sıfatlarını beyan eden ayetlerin üzerine koyuyorlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, ahir zamanda göndereceğini vaat ettiğin Nebi Ümmi hürmetine senden yardım istiyoruz bu kafirlere karşı. Bizi mağlup etme ya Rabbi diye dua eder etmez Resulullah'ın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bütün harplerde galip geliyorlardı Yahudiler. Ne zaman? İşte kendi peygamberlerinin dinini değiştirmedikleri, kitabı tahrif etmedikleri, Tevrat ile amel ettikleri dönemde. Kimi araya koyuyorlardı, kimi vesile ediyorlardı? Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعْرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Ne zamanki tanıdıkları, bildikleri o peygamber geldi, baktılar ki kimden geldi? Araplardan geldi. Onlar kimden bekliyordu? İsrailoğullarından bekliyordu. Eyvah dediler. Peygamberlik ve saltanat bizden gidecek. Tanıdıkları, bildikleri halde bile bile oğullarını tanımaktan öte daha ziyade tanıdıkları halde inkar ettiler. E hani bu kadar sene beklediniz, 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 işimize gelmedi dediler. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine yağsın. Şimdi, efendi kardeşlerim, Allah'a öyle yalvaralım, öyle samimi olalım ki, ya Rabbi biz Hazreti Mehdi'ye inanıyoruz, biz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz, biz onun bu duyduğumuz bütün hadis-i şeriflerine ve rivayetlerine iman ediyoruz, bu zat gelse de ona yardım etsek diye aşk ile, şevk ile, hasretle bekliyoruz. Biz bu imanımızı Allah'a gösterelim, bu itikadı içimizde inşallah bulunduralım, barındıralım. Rabbimiz Tebareke ve Teala da bu itikadımıza göre ya bizi kavuşturur ya da bizden gelecek nesillerden bu ihlasımız neticesinde bu bereket zürriyetimize, evladımıza, çocuklarımıza bile sirayet eder ve bizim nesillerimizden Hazreti Mehdi askerler yetişir. İnşallah diyoruz. Ama samimi olmazsak, işi bize gelene inanır, gelmeyene inanmazsak ve Hazreti Mehdi gelende, tabii ki şimdi belki bizim zamanımızda gelmeyecek ama Allah-u Teala Hazreti Mehdi'ye karşı kimin samimi olduğunu, şimdi Hazreti Mehdi çıksa içimizden kimin tabi olup kimin yan çizeceğini biliyor mu bilmiyor. Biliyor. Allah o ilmine göre, o yanılmaz bilgisine göre muamele edecektir. Öyleyse içimizde sakın yalan yanlış itikat bulundurmayalım. Kayıtsız şartsız teslimiyet şu alametler belirdiği zata karşı. Buluttan bir münadi dellal bağırıyor. Tabi bu bir melektir. Hâzel mehdiyyü halifetullâhi fettebi'ûh. İşte bu zat, bulutun bulut altındaki zata işaretle ve tehrucu minhâ yedün tüşîru nehvel mehdiyyü bil bey'ati. Buluttan da bir el çıkıyor. El, el. Bizim bildiğimiz el var ya, biat ettiği zaman bir el bir ele ne yapıyor? El ele tutunarak musafaha eder şekliyle biat ediliyor. İşte buluttan bir el çıkıyor. O el Hazreti Mehdi'ye biat edilmesini gösteriyor. Bir yandan sesleniyor, bir yandan gösteriyor. Allah-u Teala ne kadar açık alametler koymuş ki bunda da şaşıran, tabii şaşıran olacak. Batıla gidenler şaşacak arkadaşlar. Ya da diyecekler ki teknoloji çok gelişti, sinevizyon gösterisi yapıyorlar. Ya da diyecekler ki buluttan öyle bir ses efendim duyurtuyorlar, orada bir şey yapmışlar. Aslında buluttan ses gelmiyor, orada bir el görünmüyor, bizim gözümüzü boyadılar. İşte bir hokkabazlık var bu işin içinde diyen, yine inkar eder, inkar edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ay yarıldı da, mübarek parmağıyla dağın bir tarafına bir parçası, bir tarafına bir parçası, Ebu Cehil görmedi mi? Ne dedi? Bu Muhammed gözümüzü de büyüledi dedi, ayı da büyüledi dedi. Onun için İman Allah'ın hidayetidir. İman isteyelim. Hidayet isteyelim. Buluttan bir el çıkacak. Hazreti Mehdi'ye biat edilmesine işaret edecek. Buluttaki münadi nida edecek. İşte Allah'ın halifesi olan Mehdi bu zattır. Hemen ona uyun. İşte
Bu itibarla size evvelki derslerimizde de ne dedik? Ulemaya göre Hazreti Mehdi bu itibarla Ebu Bekir Sıddık'tan da üstün oluyor. Nasıl Ebu Bekir Sıddık'tan üstün oluyor? Çünkü tabi sahabe olması açısı başka. Ama bu da başka bir itibar. Yönler farklı. Bu yön hangi yön? Hazreti Sıddık hakkında ne deniyor? Halifetü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın halifesi deniyor. Hazreti Ömer hakkında ne diyor? Halifetü halifeti Resulullah. Resulullah'ın halifesinin halifesi. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın halifesi deniyor. Ama Hazreti Mehdi hakkında hadis-i şeriflerde ne deniyor? Allah'ın halifesi deniyor. Hazreti Mehdi'ye Allah direkt tecelli ediyor. Tabii ki peygamber değil. Ama Allah Teala onda kuvvetini, kudretinin eserini öyle bir gösteriyor ki dünya tümüyle İslam'a giriyor. Dünyada şirkten, küfürden eser kalmıyor. Geçen sohbette anlattığımız gibi. Onun için işte Allah'ın halifesi Mehdi budur. Öyleyse buna uyun deniyor. Efendim, bu da çok büyük bir alamet ki bizi birçok karışıklıktan, dalaletten, felaketten kurtarıyor. Ve minâ ennehu yagdisu kadîben yâbisen fi ardın yâbisetin feyakbarru ve yûriku feyuhduru ve yûriku. Mübarek zat kerameti olmak üzere kuru bir dalı, kupkuru bir odunu alıyor, kupkuru bir toprak, hiçbir şey bitirmeyen, yetiştirmeyen bir yeşillik başını çıkartmış değil. Öyle toprağa onu ekiyor, ektiği anda eker ekmez o kuru odun yeşeriyor, yaprak veriyor. Bunu da keramet isteyenler, madem sen hakikaten Mehdi'sin, göster bir keramet diyenler gözleriyle görüyor. Bu da büyük bir alamettir. Bak bunlardan haberdar olun. Kainatın Efendisi 1400 sene evvel anlattı bunları sahabeye de. Biz şimdi bu kadar ağzına eşiğine geldik. Nasıl böyle gafil kalırız? Neler olacak dünyada? Ve minâ ennehu yutlabu minu âyetün. Toplanıyor insanlar. Biat etmeye gelmişler. Diyorlar ki bize bir ayet göster. Ayet ne demek? Yani doğruluğuna delil demek. Madem doğrusun, Allah'ın halifesisin, bize bir açık keramet göster. Peygamber olsa mucize olur. Aynı şeyi gösterir Evliyaullah, onunkine keramet deniyor. Feyumi biyedihi ila tayrin fil hava feyeskut ala edi. Hemen o keramet isteyenlere göstermek üzere mübarek elini havadaki bir kuşa doğru tutuyor, hemen kuş eline düşüyor. Eliyle gösterir göstermez havadaki kuş eline düşüyor. Bunu da keramet isteyenlere gösterecektir. Ve minha, yine o alametlerden, ennehu yuhsefu bi ceyşin yaksudunehu bil beyda beynel medine ve Mekke. Önümüzdeki hadis-i şeriflerde, derslerde çok şeyler anlatılacak. Bunların tafsilatlarına girilecek. Tabii şu anda sade alametler olarak sıralamışız. Bu hadis-i şerif ileride zikredilecek. Ancak özet olarak, alamet olarak ne anlatılıyor? Dünyanın muhtelif yerlerinden kafirler, münafıklar bir ordu topluyor. Çok büyük bir ordu. Binlerce sayısı olan silahlı bir güç. Hazreti Mehdi'nin Mekke'de çıktığını ve biat edildiğini haber alır almaz, kafirliğin son bulacağını bilen kafirler büyük bir ordu teçhiz ederek yola çıkarıyorlar. Ve Mekke ile Medine arasında Beyda, büyük sahrada, büyük çölde, Mekke Medine arası biliyorsunuz 450 kilometre kadar, yani buradan Ankara gibi bir mesafedir. Ve arasının da birçok yeri mamur değildir, hep çöldür. Çoğu yerleri çöldür. Ekseriyet çöldür. O ordu Medine'den, tabi Medine tarafından artık geliyor, ne taraftansa, Avrupa tarafından mı ne taraftan geliyor, Medine tarafına geliyor. Medine'den de hareket ediyor. Mekke'de Hazreti artık Mehdi'ye saldıracak şekilde yola giriyor. Medine ile Mekke arasında öyle bir ordu ki, o zaman bir kadın anlatıyor. Çölde kalan, tabi biliyorsunuz Bedeviler, çölde çadırlarda yaşayan Bedeviler var. Şimdi de var, o zaman da olacak.
O kadın manzarayı gördüğü için sonra görmeyenlere anlatıyor. Tabii bu hadis-i şerifler ileride zikredilecek. Yani öyle bir ordu ki dumanından efendim göz gözü görmüyor. Sahraya kalkmış, duman sarmış yani. O kadar kalabalık. Onları o kadın seyrederken bir işine gidiyor artık, deve mi sağıyor, ne yapıyor? Kadın ağla mı giriyor, ne yapıyor? Bir de çıkıyor bakıyor ki mümkün değil yani o ordunun bir anda kaybolması. Bir de bakıyor ki koca çölde bir yarık oluşmuş. Efendim ortada bir tane adam yok. Hatta onu görmeyen ilerideki birilerine çağırıyor falan. Onlar diyorlar ne oldu, bağırıyor. Ya diyor burada öyle bir ordu gidiyordu ki vadi dolmuştu diyor. Göz gözü görmüyordu diyor. Şimdi ben gittim şurada inek sağıyordum, ne yapıyordum? Bir de geri döndüm baktım yeller esiyor yerinde, kimse yok. O orduyu Allah-u Teala yerin dibine batırıyor. Bu ne büyük bir alamettir. Binlerce insandan ne eser var, ne ölüsü var, ne leşi var, ne bir şeyi var. Allah isterse milyonlarca insanı bir anda yerin dibine geçirir. Ve bunun görgü tanıkları da olacak. Görenler şaşıracak. Görmeyenlerin aklı başından çıkacak. Nasıl olur böyle bir şey diyecekler ya. İşte diyecekler. Buradan gidiyordu koca ordu. Şimdi bir tane yok. Nerede bunlar? Battı gitti. Allah yardım ederse böyle eder. Evet. Ve minha ennehu yunadi munadim mines sema. Gökten bir münadi seslenecek. Eyyühennâs, ey insanlar. Bak ey insanlar dediği zaman yaşayan bütün insanlık bunu duyacak. İşte Allah hidayet verdikleri iman edecek. Hidayeti nasip olmayanlar, hidayette merağı olmayanlar, Allah kime hidayetten saptırır? Kimin derdi hidayet bulmak değilse, kimin derdi Allah'ın rızasının peşine düşmek değilse, Allah ona hidayet nasip etmez. Ama kimin derdi sizin gibi, ben Allah'ımın rızası nerede, Habibinin rızası nerede, hak nerede, hidayet nerede, ben onu dinleyeceğim, onu arayacağım, bulacağım, öğreneceğim, öğreteceğim, çağıracağım, davet edeceğim. Sizin gibi derdi olanları Allah saptırmaz. İnşallah. Ama kimin derdi Kur'an değil, sünnet değil, hadis değil, alimlerin efendim anlattıkları değil, film, sinema, tiyatro, dizi, mizi, tabii ki Allah ona hidayet nasip etmez. Çünkü adamın namaza niyeti yok ki ezanda kulağı olsun. Adam Hazreti Mehdi gelse ben ona tabi olurum diye bir derdi yok ki. Gelsin Hazreti Mehdi'nin sohbetini dinlesin burada. Siz niye geldiniz dinliyorsunuz? Hazreti Mehdi çıkarsa hazır olayım, tanıyayım, yanlışa gitmeyeyim, batıla saplanmayayım, dalalete, helake düşmeyeyim. Onun için geliyorsunuz değil mi? Tabi keyfinize mi geliyorsunuz? Burada size para mı dağıtıyorlar? Allah için geliyorsunuz. Demek ki bu hidayet arayışıdır. Allah size bir hidayet arayışı vermiştir. Allah bu arayışınızı artırsın. İlminizi artırsın. Şuurunuzu artırsın. Ama el alemin hiç bu tarakta bezi yok. Adam aman cübbeli hoca da ne anlatıyor belli değil. Hurafe midir, uydurma mıdır, şöyle olacak, böyle olacak. Bunları şimdi dinlemenin ne anlamı var, ne manası var diyor. Kainatın efendisi bu kadar hadis-i şerif beyan etti. Adamın umurunda mı? Şimdi Allah buna hidayet nasip eder mi? Hazreti Mehdi çıksa şimdi buna ona asker olmak nasip olur mu? Ama size olur. Neden? Merak ettiniz, istekli oldunuz. Bak dinlemeye geldiniz. Gökten münadi nida edecek. Ey insanlar! Bütün insanlar duyacak ama kaç kişi yola gelecek? İşte yol arayanlar yola gelir. Ama kulağını tıkayanlar, efendim duyduğu halde duymazdan gelenler, Allah onlara ne yapsın? Şu sofra şurada kuruluyor. Allah'ın hidayeti başınızdan aşağı saçılıyor. Gelen geliyor, gelmeyen gelmiyor. Sizi buraya zorla mı getirdiler? Allah içinize bir hidayet hevesi koydu. Allah Teala o hevesi artırsın dediğim o. Dua diyorum size. İnnallâhe kad kata ankumul cebbârîne vel münâfikîne ve eşyâhum. Ey insanlar! Allah bugünden sonra cebbarların, zalimlerin, zorbaların, münafıkların, ikiyüzlülerin, sahtekarların, kafirlerin
ve taraftarlarının gücünü, kuvvetini, devletini, şevketini, izzetini, heybetini kesmiştir, koparmıştır, atmıştır. Bundan sonra dünya üzerinde bir dinsiz, kitapsız, imansız, iki yüzlü, sahtekar, münafık hakim olamayacaktır. Bitti. Bitti o sahtekarlık dönemi. Milleti kandırırlar, başlarına geçerler. Biz de Müslümanız derler, iki yüzlü sahtekarlar. Kur'an'ı öperler, başlarına koyarlar. Milleti mahvettiler. Senelerce millet peşlerine gitti. Bunlar da Müslüman diye ondan sonra milletin her tarafını açtılar. Ya bunlar, bu düzenler ne diyor? Allah dünyada cebbar, zalim, zorba, Amerika, Yahudi, efendim Birleşmiş Milletleri yok, Avrupa bilmem ne birlikleri, bunların gücü gitti diyor. Allah kesti kopardı diyor. Ve vellâküm hayra ümmeti Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme. Size ey insanlar, ey bütün insanlar, ey dünya halkı, size Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin ümmetinin en hayırlısı. Dikkat edin. Gökten gelen nidadır bu. Gökten gelecek çağrıdır bu, duyurudur bu. Ümmeti Muhammed'in en hayırlısını başınıza geçirdi Allah diyor. Diğer rivayette ve vellâkümül câbira. Allah Câbir Hazretlerini başınıza geçirdi diyor. Hazreti Mehdi'nin lakabı neydi? Geçen derste anlattık. Câbirdi. Niçin Câbir deniyor? Müminlerin kırık kalplerini cebrediyor, telafi ediyor, müteselli ediyor. Niçin Câbir deniyor? Kafirleri, münafıkları, zalimleri cebrediyor, kahrediyor, katlediyor, kırıp geçiriyor. Câbir o demek. Allah sizin başınıza ümmeti Muhammed'in en hayırlısı lakabı Câbir ve ismi Muhammed ibn Abdillah, ismi Abdullah oğlu Muhammed olan, babasının adı Resulullah'ın babasının adı sallallahu aleyhi ve sellem, kendi adı Resulullah'ın adı sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah oğlu Muhammed adındaki Hazreti Mehdi'yi sizin başınıza geçirdi. Felhaku bi Mekke'te. İlhaku bi Mekke'te. Çabuk ey insanlar. Herkes seferber olsun. Hazreti Mehdi çıktı Mekke'de. Hemen Mekke'ye koşun diyor. Fe innehu'l Mehdiyyu. İşte hidayete ermiş ve hidayete erdiren Hazreti Mehdi odur. Şu anda Mekke'dedir. Çıkmıştır. İlanını yapmıştır. Biatlar başlamıştır. Bütün dünya halkına nida ediyor Allah. Ey insanlar, çabuk Mekke'ye koşun. Allah Allah. İşte o zaman bakalım evini bırakabilecek misin? Barkını bırakabilecek misin? Çoluk çocuk seni telaşa sokacak mı? Bu imtihanlar zordur. Beklersin, beklersin. Tam beklediğin gelir. Yan çizersin sen. Bakalım o zaman dükkanın var mı diyeceksin. İşin var mı diyeceksin. İşten atılırım mı diyeceksin. Maaşımı alamadım mı diyeceksin. Efendim, ayarlamam gereken işler var, birkaç ay daha vazifem var mı diyeceksin. İşte Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cihat emri geliyordu. Hadi Tebuk'a çıkacaksın. Ya hurma bahçelerimiz var, tam meyveler olmuş. Biraz devşirelim de öyle gidelim mi diyeceksin işte. Böyle imtihanlar sahabenin başına da gel. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Yaptığı imtihanları kazananlardan eylesin. Bu imtihanlar zordur. Şimdi laf konuşmak kolay. Atarsın tutarsın, Hazreti Mehdi gelse her şeyimi seferber ederim, şudur budur. Vallahi yarın gökten münadi nida etse bir de bakarsın o en başta esip savuran adam var ya, kıvırmış. Ya ben bu kadar yakın tahmin etmiyordum. Ne bileyim kardeşim, aniden geldi ya. E ben ne bileyim aniden geldi, biz de sana burada 1995 yok 2005 demiyoruz ki kardeşim. Alametler bunlardır. Halep oradaysa arşın burada. Herkes şu sene bu sene diyor. 10 sene var, 20 sene var, 50 sene var, 100 sene var. Allah bilir. Biz sana alametleri söylüyoruz. Bu alametleri bulmadıktan sonra kimse seni kandırmasın diyoruz. Bu alametleri bulunca da kimse seni durdurmasın diyoruz. İşte vazife bu. Ve minha ennelerde tuhricu efladeke bidya misle'l ustuanati min ez-zehbi. Hazreti Mehdi'nin çıktığı zaman yeryüzü içinde bulunan altın madenlerini dışarı vurmaya başlayacak. Oho! Hoca efendi desene hiç gidilmez ya. Niye? E bir de baktın ki
Evin bahçesinden kocaman direk gibi, sütun gibi altın çıktı. E şimdi sen bu altını bırak da git Mekke'ye. Aç susuz Mekke'de ne yiyeceksin ya? E ya? İşte ne diyorum sana, işler zor alacak. Kolay olmayacak. Yeryüzü diyor, nasıl olsa artık kıyamet yaklaştı. Altının, gümüşün kimseye yarayacağı yok. Direk gibi altınlar. Direk ne demek biliyor musun? O caminin direkleri var ya, koca koca direkler. Yani bizim camiye bakmasın. Bizim caminin buranın direkleri, apartman direkleri. Bunlar küçük. Sen Fatih Camisi'nin direklerini biliyor musun? Süleymaniye'nin direklerine git. Fil ayaklarını biliyor musun? Fil ayakları. Oo, kaç ton. O direkleri gör işte bak. Kafandan takken düşer. O kadar uzun direkler. O direkler gibi altınları toprak çıkaracak, dışarı atacak. Bir de bakacaksın böyle koca koca sütunlar gibi altın madenleri, som altın. Dışarı vurmuş. Şimdi millet bir küpe için, bir yüzük için birbirinin kafasını kırıyor. Millet birbirini öldürüyor ya. O kadar altını sokakta görenler ne yapacak acaba? İşte kıyamet yaklaştı. Ve minhâ gînâ kulûbin nâsi ve ketretü berekâtil ard. Hazreti Mehdi'nin alametlerinden biri. İnsanların kalbi çok zengin olacak. Şimdi çıkanlar hiç Mehdi olabilir mi ya? Şu anda insanların kalpleri o kadar fakir ki. En çok da kimin kalbi fakir biliyor musun? Parası en çok olanların kalbi fakir. Şu anda en çok kimin kalbi zengin biliyor musunuz? Fakir fukaranın kalbi daha zengin. Bir ekmeği bir soğanı olup kırıp yiyenin kalbi o kadar zengin ki. Bir de gelirsin sana da ekmeğinin yarısını verir ha o fakir. O kapıcı Müslüman. O zenginler var ya, ne kadar zenginse o kadar da cimri oluyor. İnsanların kalbi zengin olacak diyor. Şu anda kimin kalbi zengin be? Herkesin kalbi fakir olacağım öleceğim diye. En zengin adam işler kesat gidiyor öleceğim diye. Aç kalacağım diye korkuyor be. Ya? Demek ki şu andaki çıkanlar sahtekar. Hazreti Mehdi'nin zamanı olsaydı şimdi herkesin kalbi nasıl olacaktı? Kalpler çok zengin olacak. Belki ellerde o kadar imkan bulunmayacak ama kalplere Allah öyle bir zenginlik bahşedecek, lütfedecek ki kimse kimsenin malında gözü olmayacak, tamağı olmayacak, tenezzülü olmayacak, mudanası olmayacak, kalp zenginliği. Zenginlik nedir? İnnemel gina gınen nefs. Zenginlik gönül zenginliği. Leysel gina an kesretli arat. Çok mal, mülk, para, altın, eşya, dolarmakla, euro ile zenginlik olmaz Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o zenginlikler insanın kalbinde olmadıktan sonra insan o kadar parası olsa bile cimrilikten Karun gibi batar gider. Şimdi hazineleri de milletin başına bela oldu. Kendisi başına bela oldu. Musa Aleyhisselam şimdi köye hazineleri varmış da o da belli değil tabii de. Ne oldu? Çalındı bilmem ne oldu. Karun'a hayretmeyen sana hayreder mi? Ne çalıyorsun ya? Hırsızlık durur mu? Milletin kalbi fakir. Adam trilyoner olsa hırstan doymuyor. Gece gündüz durmuyor. Daha nasıl kazanacağım? Aç kalacağım. İşler kesat diyor ya. Ama öte yandan 200-300 milyon, 400 milyon asgari ücretle geçinen fakir maşallah. Allah bir bereket vermiş, o duruyor. Ama şu anda tabii fakirlerin de çoğu sabreden fakir değiller. Onlar da oraya dalıyor, buraya dalıyor, yalan söylüyor, kandırıyor, işte gasp yapıyor bilmem. O da ayrı bir bela. Şükreden zengin, sabreden fakir denk geliyor. Nerede? İkisi de kıt şu anda geliyor. Onun için Hazreti Mehdi zamanında yeryüzünün bereketleri o kadar çoğalacak, o kadar çoğalacak ki mahsuller, ürünler, bereketler yemekle değil dökmekle bitmeyecek. O zaman tabii ki bolluk olacak. Bolluk oldu mu gönüllerde zenginlik olacak. Adam şimdiki gibi gidip de efendim karpuz alacak parası yok, fasulye alacak parası yok. Veyahut alırsa ondan yarım kilo mesela birçok meyveyi tezgahta görüyor, çocuğuna meyveyi alıp yediremiyor. Şu andaki fakir fukara insan. Ama o zaman öyle bir bereket olacak ki. Herkesin yediği önde yemediği arkasında büyük bir zenginlik. Allah ihsan edecek. Ve minâ ennehu yukhricu kenzel ka'betil medfûne fiyâ fe yaksimû fî sebîlillâh teâlâ. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen Nuaym İbni Hammad'ın rivayeti. Kabe'nin içinde bir hazine var. Neyse şimdi Suud hükümeti duymasın. Sıkışırsa o hazineyi çıkartmak için Kabe'yi de açar. Ama Kabe'nin altında ne varmış? Gömü var, gömü. Kabe'nin altında hazine var. Öyle bir hazine ki Kabe'nin içine gömülmüş. Hazreti Mehdi'ye Allah izin verecek.
Kabe'de gömülü olan o hazineyi çıkaracak. Allah Allah! O ne hazinedir o? Bütün hazineyi Allah yolunda cihat, kafirlerin küfrünü, şirkini sona erdirmek ve İslam'ı dünyaya hakim etme uğrunda Kabe'den çıkan hazineyi Allah yolunda dağıtacak. Bu da çok büyük bir alamettir, çok büyük bir delalettir. Bu da vuku bulacak en büyük alametlerden biridir. Kabe'nin hazinesi diye geçer kitaplarda. Tabii ki şu ana kadar kimse buna teşebbüs edememiş, tevessül edememiş. Tabii bu rivayeti ben biliyorum da onlar bilmiyor mu? Onlar benden iyi biliyor. Amma ve lakin Allah Teala kimseye o cesareti vermemiştir. Hazreti Mehdi gelinceye kadar da hiç kimseye Allah Kabe'nin içindeki hazineyi çıkartma cesaretini vermeyecektir. İmkanını, fırsatını vermeyecektir. Allah Hazreti Mehdi'ye nasip edecektir. Ve minha ennehu yestahricu tabutes sekineti min gari antakiyete en min buhayrati taberiyete feyuhurracu hatta yuhmelu feyudav beyne edeyi bi beytil makdisi feidâ nazara ileyil yehud eslemu illa kalilen minhum. Bu da çok büyük bir alamettir. Hazreti Mehdi olduğuna delalet edecek bir nişan da şudur ki tabutu sekineyi, sekine tabutu, duydunuz mu sekine tabutu diye bir şey? Onu Antakya'daki mağaradan çıkaracaktır. Şu anda sekine tabutu gizlidir. Antakya'da bir mağaradadır. Bu Antakya'da çok antika bir yerdir. Bu Antakya şehri Türkiye'nin hudutlerindedir. Orada da çok işler olmuştur tarih boyunca ve olacaktır. Evet. Şeytan da Dabbetüler çıktığı zaman şeytan secdeye kapanacak. Dabbetüler şeytanı gebertecektir yine Antakya'da. Şeytan Antakya'da olacaktır o zaman. Antakya ile ilgili rivayetler daha çok da duyacaksınız önümüzdeki derslerde. Antakya'daki bir mağarada bir rivayet Taberiye Gölü'nde. Taberiye Gölü meşhurdur. Efendim, Yecüc Mecüc'ün içecekleri göl. Onun başından gelenler sonuna bırakmayacak. Koca gölü içip bitirecekler ama tabii o Hazreti Mehdi'nin şu andaki saydığımız alametlerinden bir zaman sonradır. Taberiye Gölü'nden sekinet tabutunu çıkaracaktır. Sekinet tabutu nereden kalmadır? Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'dan kalmadır. Bu bir tabuttur, bildiğimiz tabut. Biz diyoruz yani ölü koyduğumuz tabut gibi sanduka. Tabut yani sandukadır. Mukaddestir, kutsaldır. Evet. Şemun Aleyhisselam İsrailoğullarının peygamberlerinden, o zaman ileri gelen İsrailoğulları ona dediler İbâhlenâ meleken nukâtil fî sebîllâh. Müşriklerden, kitapsızlardan çok çektik. Bir hükümdarımız yok, Allah yolunda cihat etmek istiyoruz. Bize bir hükümdar tayin etti ey Allah'ın peygamberi. Biz onun refakatinde, maiyetinde Allah yolunda kıtale ve cihada çıkalım. Kafirleri gebertelim dediler. O zaman İsrailoğulları peygambere bağlı. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasında binlerce, on binlerce peygamber gönderildi. Tevrat'ı yaşatmak üzere. Hepsi de İsrailoğullarına gönderildi. Bazı kere ne diyorum size, her köyde bir peygamber bulundu. Bazen İsrailoğullarındaki Şam ve civarında 1000 tane peygamberin aynı günde yaşadığı tarihler vuku bulmuştur. Peygamberden bu talep bulununca o da onlara dedi ki aynı bugün demin temas ettiğim konuya işareten hel aseytü min kütübü aleykümül kıtâle la tukatilu. Bak şimdi cihat edeceğiz, cihat edeceğiz diye heves ediyorsunuz. Korkarım diyor, cihat size farz edildiğinde siz savaşmazsınız. Onlar dediler ve mâ lenâ la nukatile fî sebillâh ve kad uhricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ. Ya bizim kafirler çocuklarımızı esir etti, bizi yurtlarımızdan çıkarttı, kitapsız müşrikler bize saldırdı, başımıza gelmeyen kalmadı, bir hükümdar gelse, Allah'tan yardım gelse, biz nasıl savaşmayız, biz deli miyiz ya? Yurtlarımızı geri alacağız, çocuklarımıza kavuşacağız. Böyle dediler. فَلَمَّا كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ Allah Teala bir zaman savaşa izin vermez, 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 vermez. Nasıl Mekke döneminde vermedi de Medine döneminde verdiği gibi. Nasıl Mekke döneminde sahabe-i kiramdan heves edenler gelirler, ne zaman savaş izni çıkacak şu kafirler dalacağız diye. İzin verilmedi biliyorsunuz. Namazınızı kılın, zekatınızı verin, kafirlere el dokunmayın. Çünkü şu anda gücünüz yetmez. Medine'de İslam devleti kurulunca Allah Teala cihat emret. O zaman da millet dedi ki, şimdi zaten Medine'de rahat ettik, oturduk, tam yattık aşağı. Şimdi nereye gidiyoruz ya? Bu sefer de öyle dediler. Beni İsrail'de yine peygamberlerine ne dediler? Tabii savaşacağız dediler. Biz istiyoruz dediler.
Ne zaman savaş farz edildi? Tevellevillah kalilem minum. İşlerinden çok azı sözünde durdular, Allah buyuruyor. Ekseriyet sözlerinden döndüler. Biz şimdi demedik, şöyle demedik, böyle demedik. Vallahu alimun biz zalimin. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Allah kim sözünde duracak, kim sözünde durmayacak hakkıyla bilendir. Allah bizi sözüne sadık erlerden eyleye. Ve kâle lehum nebiyyum minallâh kad ba'ase lekum Talut melike. Peygamberleri onlara dedi ki, Allah size Talut isimli komutanı hükümdar olarak tayin etti. Siz başınıza bir komutan istemiyor muydunuz? İşte komutanınızın adı Talut. Mübarek zat. E şimdi bunlar hem komutan tayin et bize dediler, şimdi de komutanı beğenmediler. Dediler ki, اَنَّا اَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكُ وَلَمْ يُتَسَعَةً مِنَ الْمَالِ Ya bu komutan dediğin adam hiç zengin değil dediler. Biz ondan daha zenginiz. Çulsuzun birini başımıza seçtin. E yahu siz bana sipariş üzerine şunu seç mi diyeceksiniz? Yoksa Allah kimi seçti onu mu dinleyeceksiniz? Allah bu zatı seçti. Fakirse fakir. Ama Allah ona ilim verdi, hikmet verdi. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى Allah onu seçti. Allah istediğini seçer. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسِمِ Allah ilim yüksekliği verdi ona. İlimde üstün sizden. Öyle mi kabul? Cisimde de üstün. Öyle bir gücü var, kuvveti var ki 10 taneyi katlayıp havada birbirine vurduruyor. Gücü var mı var? İlmi var mı var? E parası yoksa yok. Allah onu seçti. Vallahi yuti mülkü ve inşa. Allah mülkünü dilediğine verir. Sizin istediğinize vermez. Vallahi vasiun alim. Allah'ın mülkü geniş, imkanları geniş. Her şeyi hakkıyla bilen Allah'a akıl mı öğretiyorsunuz? O zaman baktılar ki pabuç pahalı. Dediler ki o zaman bize bir ayet, bir nişan göstersin. Bunun saltanata geçtiği ve bizim başımıza hükümdar olduğunun delili ve ayeti, nişanı Allah tarafından nedir? İşte evvelce Sekine tabutu, Musa aleyhisselam zamanında, Harun aleyhisselam zamanında vardı. İsrailoğulları o tabutu Musa aleyhisselamdan sonra önlerine çıkarıyorlardı. Her harpte o sandukayı önde gezdiriyorlardı. O sandukada ne var? Allah'ın sekineti var, rahmeti var, feyzi var, bereketi var. O sandukayı gördü mü bir orduya Allah'tan öyle bir cesaret ve metanet ve kuvvet geliyor ki. O sanduka geldiği anda isterse 50 kişi olsun 50 milyonu yener. Öyle bir sanduk al. Ve kâle lehum nebiyyum peygamberleri dedi ki Bakara suresinden okuyorum ha. Size hikaye anlatmıyorum ha. Bakara suresi. Bir sayfa hemen hemen bir sayfa okudum size şimdi. Peygamberleri dedi ki inna ate mülki Talut'un hükümdar olduğunun ayet ve delili şudur ki en yetiyekumut tabut o tabut gelecek, o tabutu onlar biliyorlar, meşhur tabut. Tabut kaybolmuş, Allah bunlardan bereketi, rahmeti, sekineti almış. Onun için yenilmeye başlamışlar, gavurlar bunların yurdunu istila etmiş. Kitapsızlar gelmiş, ehli kitabı mahvetmiş. O tarihte. O sekinet tabutu olsa hiçbir gavur bunları yenemez. Fî sekinetüm min rabbikum. Hani o tabutta Rabbinizden bir sekine var. Sekine demek güven, huzur, emniyet, yatışma yani. O da sandukayı görür görmez rahatlıyorlar. Ve bekiyetun mimma terake âlu Musa ve âlu Harun. Musa ve Harun ailesinin eserleri var. Musa aleyhisselamın sarığı var. Harun aleyhisselamın sarığı var. Sandukanın içinde Musa aleyhisselamın, Harun aleyhisselamın ayakkabıları, nalinleri, pabuçları var. Ondan sonra Tevrat-ı Şerif'in levhaları var. Allah'tan gelen levhalar. Aynen duruyor. Tehmilü'l melaike, tabutu melekler taşıyor. O tabut Beni İsrail'de var iken, o sanduka önlerinde harbe katılırken hiç yenilme diye bir şey bilmezdiler. Ne zaman ki peygamberleri dinlemediler, Tevrat'ı değiştirmeye başladılar, Allah o sandığı kaldırdı. Ne zaman ki Allah Talut'u yeniden hükümdar tayin etti o peygamber vasıtasıyla, o zaman peygamber onlara dedi ki bak bunun komutanlığının ayet ve nişanı nedir? O kaybolan sanduka var ya ne zamandır? Arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Ve onun kayboluşundan beri hiçbir zafer kazanamıyorsunuz. O tabut geri gelecek. İnne vidâlke leâtellekum in kuntum müminin. Eğer siz Allah'a peygambere inanıyorsanız bak ben sizin peygamberinizim. Size bunda büyük bir ayet var. O tabutun geri gelmesi büyük bir ayet olacak. Hakikaten de bir de baktılar. Melekler taşıyor. Tabut kendi kendine geliyor. Melekler görünmüyor. Tabut görünüyor. Sanduka geliyor ya. E neyle geliyor? Melekler getiriyor. Melekler görünmüyor. Sanduka görünüyor. İçinde de Musa Aleyhisselam'ın sarığı mübarek ayakkabıları, Tevrat levhaları. Hakikaten o sanduka geldi işte. Ondan sonra kısa uzun gidiyor. Şimdi ondan sonra tabii İsa Aleyhisselam zamanına kadar
Enbiya'dan. Yine Beni İsrail biliyorsunuz çok yaramazlıklar ettiler. Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Zekeriya Aleyhisselam'ı efendim şehit ettiler. Yahya Aleyhisselam'ı şehit etmeye kalktılar. İşte İsa Aleyhisselam'ı neler ettiler. İsa Aleyhisselam'ı Allah göklere kaldırdı. Ona saldırdılar. Böyle hainlikler yapınca Tevrat'ı, İncil'i değiştirdiler vesaire yaptıkları, döktüklerinin haddi hesabı yok. Allah bu tabutu yine ne yaptı? Gizledi. Nerede şimdi bu tabut? Antakya'daki dağlardaki bir mağarada. Yerini ancak kim bilir? Ancak Allah-u Teala. Ya hoca efendi böyle bir şey olsaydı Amerika bunu uydudan bulurdu. Sen öyle zannet. Amerika neyi bulacak ya? Daha kocaman ırklar, milletler çıkıyor Afrika'da daha yeni yeni de. Hiç dünyayla alakaları yok. Hiç kimse onları keşfedememiş. Daha geçen de ilan ettiler. Dediler okyanusta birkaç tane ada bulduk. Bugüne kadar hiç o adalar keşfedilmemiş. Mağaranın içindeki sandukayı Allah gizlediğini nereden çıkaracak? Yecüc ve Mecüc binlerce milyonlarca nüfusu var. Dünya üzerinde daha onların nerede yaşadığı keşfedilmemiş. Onun için siz sakın ha o nerededir o sanduka olsaydı bulunurdu falan zannetmeyin. Allah'ın gizlediğini kimse çıkaramaz. Allah'ın çıkardığını kimse gizleyemez. İşte Hazreti Mehdi geldiğinde Antakya'daki mağaradan Sekine tabutunu çıkaracak. Ve o tabut taşınarak Hazreti Mehdi'nin önüne getirilecek. O zaman Hazreti Mehdi nerede bulunacak? Mescid-i Aksa'da imam olarak bulunacak. Beyt-i Makdis'te Mescid-i Aksa'da getirilip tabut önüne konulacak. Bunu gören Yahudilerin hepsi Müslüman olacak. Ancak Yahudilerden çok azınlık kalacak. Pek azı Müslüman olmayacak. Geri kalan Yahudiler o Sekine tabutunu, Musa Aleyhisselam'ın emanetlerini, kutsal emanetlerini gördükleri tabutta hemen iman edecekler, İslam'a girecekler. İşte bu da çok büyük bir alamettir. Bu zamana kadar Hristiyan'dan Müslüman duyulur da Yahudi'den Müslüman olan parmakla gösterilecek kadar azdır. Bak o zaman külli bir İslam'a giriş, Yahudi ümmetinde çok büyük İslam'a giriş olacak inşallah. Ve min anne yenfeliku lehul bahru kemen feleke li ben İsrail. İnşallah bunların hepsinin tafsilatı tek tek kıssalar halinde gelecek. İsrail oğullarına Musa Aleyhisselam denizi yardığı gibi, nasıl ki asasıyla vurup da denizden geçtiği gibi, Hazreti Mehdi de denizden geçerken deniz açılacak, yol olacak, denizin dibi kupkuru kalacak ve Hazreti Mehdi denizden geçecek. Bu ne büyük bir alamettir ya. Bu ne büyük bir mucize. Musa Aleyhisselam'a mucize olan Hazreti Mehdi'ye keramet olacak. Çünkü ben sana dedim, kerametle mucizenin nitelikleri açısından farkı olmayabilir. Hatta bazı keramet mucizeden de daha kuvvetli ve güçlü görünebilir. Aradaki fark sadece şudur. Mucizenin sahibi peygamberlik iddia eder. Kerametin sahibi velilik iddia eder. Fark sadece o zatların makamındadır. Yoksa gösterdiklerinde değildir. Gösterdikleri Abdülkadir Geylani ölüyü diriltmiştir. Dolayısıyla ölüyü diriltmek İsa Aleyhisselam'ın mucizesidir. Ama bir bizim ümmetten bir veliye de nasip olur. Bunların arasında fark yoktur. Fark sadece Abdülkadir Geylani peygamber değildir, velidir, İsa Aleyhisselam peygamberdir. Yoksa gösterdikleri eşittir. Çünkü hepsinin yaratan Allah'tır. Kudret sahibi ancak Allah'tır. Ölüyü dirilten Allah'tır. Denizi yaran Allah'tır. Celle Celaluhu. Dolayısıyla kullara takılıp kalmayalım. Ancak bazı kulunun peygamberliğini ispat için o mucizeyi gösterir. Bazı kulunun veliliğini ispat için Allah keramet ona gösterir. Verir, ihsan eder. Yine veren Allah olduğundan arada fark yoktur. Yemin annehu te'tir râyâtü süd min Horasan fe yursilûne ileyh bil beyan. Horasan'dan, Horasan neresidir? İran'da bir vilayettir. Şu anda İran hudutlarında bir vilayettir. Bir de Erzurum yöresinde vardır, o değildir. O Erzurum yöresindeki meşhur değildir. Hadis-i şeriflerde geçen Horasan, şu andaki İran hududundaki Horasan'dır. Oradan siyah sancaklarla ordular Hazreti Mehdi'ye yardıma gelecek. Ve ona biatlarını gönderecekler. Biz sana tabi olduk diyecekler. Sonra kendileri de ordular halinde Hazreti Mehdi'ye yardıma iltihak edecekler. Mavera'un nehirden. Yani işte Buhara'dan, Özbekistan'dan diyelim. Türkmenistan, Türkistan, Türkiye Cumhuriyetlerden de Hazreti Mehdi'ye büyük ordular gelecektir. Seyit Hazretleri, Seyit Maliki Hazretleri Allah rahmet etsin. Şefaatine nail etsin. Geçen sene geldiğinde, vefatından evvel iki sene evvel geldiğinde Türk milletinden Hazreti Mehdi'ye büyük ordular nasip olacaktır hadis-i şeriflere göre demiştir. Onun için Horasan'dan tutun, Mavera'un nehirden çıkın, Türk milletinden yine Hazreti Mehdi'ye siyah sancaklar halinde çok büyük ordular iltihak edecektir inşallah. Türk milleti necip, şerefli bir millettir. İnşallah İslam'a hizmet ettikleri gibi sonunda da edeceklerdir inşallah. Başında ettikleri gibi sonunda da edeceklerdir inşallah.
Ve minâ ennev yeştemû bi'îse ibn-i Meryem aleyhisselam. Bir önemli husus da Meryem oğlu İsa aleyhisselam ölmemiştir. Gökte ikinci kat semada dünya hayatıyla yaşamaktadır. Ve İsa aleyhisselam gökten inecektir. Hazreti Mehdi ile birleşecektir. Ve yusalli İsa halfehu. Bir alameti de Hazreti Mehdi olduğuna delalet. Arkasında İsa aleyhisselam namaz kılacaktır. Kâmet getirildiğinde sabah namazında Mescid-i Eksa'ya girecek. İsa aleyhisselam cemaat tıklım tıklım. Bütün millet İsa aleyhisselama yol açacak. Onun gökten indiğini anlayacaklar. Ve Hazreti Mehdi'nin arkasına kadar gelecek. Hazreti Mehdi onu görünce geri çekilecek. Sen Allah'ın peygamberisin, geç buyur. Sen kıldır diyecek. İsa aleyhisselam ise fe inna katu kıymetleke, bu kâmet senin için getirildi. Sana niyet kâmet edildi. Ben geçemem diyecek. Hazreti Mehdi bizim ümmetten olan zat imam olacak. İsa aleyhisselam gibi ülül azim peygamber ona cemaat olacaktır. Bu ümmet o kadar şereflidir ki İsa aleyhisselamın imamı bile bizim ümmettedir. Onun için Hazreti Mehdi büyüktür, çok büyüktür arkadaşlar. Ve bu imameti Müslim hadisi şerifinde de geçmektedir. Sahih hadis-i şeriflerde, Müslim'de de Hazreti Mehdi'nin meslekte imamlığı İsa aleyhisselamın ardında kılacağı rivayet edilmiştir. Şimdi onun için ben Mehdi'yim diyenlere de ki İsa aleyhisselam nerede? Sen Mehdi'sen İsa aleyhisselamı arkanda görelim cemaat olarak da senin de bir Mehdi olup olmadığına not verelim diyeceksin. Anladın mı? Bu alametleri bilenler şimdi şaşar mı? Şaşırır mı? Ne kadar hurafe duysalar, ne kadar böyle efendim hokkabazlık görseler kapılır mı? İşte bu ilimdir. Bu ilimleri bilmeyenler yamulur. Ve min amamer rafihiyyetin alametinde bi sallallahu aleyhi ve tikal lisan ve gayri zalik. Diğer alametler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunan peygamberlik mührüne benzer bir mühür bulunacağı, dilinde tutukluk olacağı, biliyorsunuz tutulduğu zaman mübarek dili sağ eliyle sol baldırına vurarak dilinin açılacağı, çözüleceği, hilyesi ve şemailini saymıştık. Yani mübarek şeklini, şemailini, tipini, nasıl olacağını, o esmerliğini vesaire vasıflarını, o alametlerin tümünü bir değerlendirirseniz zaten o vasıflara haiz olmayan insanların Mehdi olmayıp sahtekar oldukları ortadadır. Allah'a öyle yalvaralım, öyle samimi olalım ki ya Rabbi biz Hazreti Mehdi'ye inanıyoruz. Biz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz. Biz onun bu duyduğumuz bütün hadis-i şeriflerine ve rivayetlerine iman ediyoruz. Bu zat gelse de ona yardım etsek diye aşk ile, şevk ile, hasretle bekliyoruz. Biz bu imanımızı Allah'a gösterelim. Bu itikadı içimizde inşallah bulunduralım, barındıralım. Rabbimiz Tebareke ve Teala da bu itikadımıza göre ya bizi kavuşturur ya da bizden gelecek nesillerden bu ihlasımız neticesinde bu bereket zürriyetimize, evladımıza, çocuklarımıza bile sirayet eder ve bizim nesillerimizden Hazreti Mehdi askerler yetişir. İnşallah diyor.